Merhaba arkadaşlar, bahçeme hoş geldiniz. Bugün sizlere birer olan 4 çeşit çiçeği tanıtacağım. Genelde hem iklim açısından birbirine yakınlar, toprak isteği açısından, güneş isteği açısından birbirine yakın olan türler bunlar. Bunlar neler? Genelde bizim buz çiçeği diye bildiğimiz bir tür. Lampranthus denilen bir tür. Şu anda gördüğünüz. Lampranthus'un Türkçe ismini bilmiyoruz. Biz İzmir ipeğine benzediği için ipek çiçeği diyorduk buna ama Türkçe ismini ben henüz bilmiyorum. Lampranthus olarak geçmekte. Acem halısı ve kaz ayağı çiçeklerini sizlere tanıtacağım inşallah. Evet, Lampranthus ile başlıyoruz. Böyle çiçek tarhlarında ön taraflara genelde konumlandırdım onları. Sarkıcı ve yer örtücü türlerdir bunların geneli, hepsi aynı özellikte. Güney Afrika kökenli oluyor. Yani buz çiçeği de. Hepsi Güney Afrika kökenli, sıcak iklim bitkisi arkadaşlar. Tuzlu topraklarda yetişmekteler. Yani isteği o şekilde. Ama ben normalde bütün çiçeklerime hangi toprağı veriyorsam, normal gübreli toprak, öyle çok özel toprak seçimi yapamıyorum. Onlar da olduğu kadar böyle açıyorlar. Gördüğünüz gibi iki rengi var Lampranthus'un bahçemde. Bir koyu pembe, bir de beyaz olanı. Bu zamanlarda açıyorlar. Tam güneş isteği var bu bitkilerin. Hatta güneş döndükten sonra akşama doğru çiçeklerini kapatmaktalar. Aynı şekilde buz çiçeği de, kaz ayağı dediğimiz makas çiçeği de aynı özellikte arkadaşlar. Onları görüntüleyeceğim yavaş yavaş. Şimdi burada balkon bahçemde acem halısını şöyle görüntüleyelim. Şu anda en kötü zamanı, tabii güzel zamanlarını kaçırdım. Şu anda tek tük çiçekleri var üzerinde. Çok yorgan gibi kendisini kaplıyor. O yüzden acam halısı adını almıştı. Çiğ çiçeği de deniliyor buna arkadaşlar. Ve dayanıklılar kışa. Genelde dayanıklı bu saydıklarım hepsi. Çok çok eksi derecelerde belki dayanmayabilir ama genel olarak böyle dışarıda benimkiler duruyor. Biraz karma göstereceğim arkadaşlar. Alt bahçede de göstereceğim ama burada buz çiçeği var bir tane. Buz çiçeğini genelde kırmızısını yaygın olarak biliriz. Ben bunu şöyle şurada yakın görüntüleyebilecek misin? Mor. Buz çiçeğinin mor olanı bu. Buna bana bir arkadaş, yine böyle çiçek dostları edindiğimiz çiçek gruplarında bir arkadaş benden kırmızısını istedi. Bunu bana gönderdi. Kaybolmasın diye böyle saksıya yaptım ama başka bir iki yerde daha var. Oysa çok arsız tabir edilen bir türdür. Yayılıcı, çok kolay yayılır, kolay yorgan gibi olduğu yeri tutabilen bir türdür buz çiçeği de. Evet, şimdi alt bahçeye geçip oradaki çiçekleri görüntüleyeyim. Evet arkadaşlar, evet alt bahçe dedim ama ben bu Lampranthus çiçeklerini yukarıdan görüntülemek istedim. Nasıl göründüğünü daha farklı bir açıdan görün istedim. Bir bakış açısı şöyle, komşu bahçenin kenarında oluyor bunlar. Evet, güllerim de bayağı bir sardı. Kelebek çalısı hemen yanda. Şöyle küçük bir bahçeye şöyle bir bakalım, balkon bahçeye yukarıdan. Mor yıldız, çılgın kız, çiçek ağacı. Hemen önünde kırmızı fırça çalısı. Mor şey boyun ve artık klematisler de çekim istiyor yavaş yavaş. Amaralisler açmakta ve çörek otları beyaz kelebekler gibi şu anda. Şimdi alt bahçeye geçebiliriz. Evet arkadaşlar, alt bahçeye geldik. Hemen şöyle köşede
köşede bir acem halısı dediğimiz çiçek. Burası batı tarafında kaldığı için, daha öğleden sonra güneşi aldığı için geç açtı balkondakine göre ve şu anda gayet güzel görünmekte. Çiğ çiçeği de denilmekte. Bir de Rodondo sarmaşık ismi de verilmekte. Şöyle yapraklarına baktığınız zaman etli, yassı yaprakları var. Dalından rahatlıkla tutar. Ama şu günlerde seralarda çok satılmakta. Fide olarak viyollerde alınabilir. Evet, şimdi şöyle buz çiçeği var o tarafta. Kazayağı. Kazayağını görmedik. Acem halısı ile buz çiçeğini ve lampranthus'u gördük. Ama kazayağı burada gördüğünüz gibi bayağı iri yapraklı, etli yaprakları olan, çok lezzetli galiba gördüğünüz gibi salyangozlar tarafından. Solmuş çiçekleri bunlar, geçti. Ben açmış çiçeğini de göstereceğim. Biraz bilgisini vereyim. Evet, gördüğünüz gibi yer örtücü, sürünücü olduğu yerde çok kolay artan bir tür bu arkadaşlar. Açmış olanla gidelim istersen. Şöyle bir kapat da gidereceğim. Başladın mı? Evet arkadaşlar, gördüğünüz kaza yağı şu anda yine tomurcuğu toplanmış, açmış olarak hiçbirini yakalayamıyorum. Şimdi güneş döndükten sonra kapatıyorlar. Evet, bu bitki ise yaygın olarak buz bitkisi, ekşi incir ve hotentot inciri olarak bilinirmiş. Carpobrotus de Latince ismi. Etli yaprakları büyük papatya benzeri çiçekleri var. Yani bu dört tür çiçekten en iri çiçeği olan bu kazayağı. Bu kazayağı yenilebiliyormuş meyveleri arkadaşlar. Aldığım bilgilerde kiviye benzer bir tadı varmış. Ve yapraklarından da yemek ve turşu yapımında kullanırlarmış. Sadece bildiğimiz bu. Carpobrotus olarak makas çiçeği de diyoruz. Güney Afrika'ya özgü, yer örtücü, sarkıcı, dayanıklı bir tür arkadaşlar. Şimdi ben sizlere yine ilk başladığımızda lampranthus, onu göstereceğim. Şu anda güneş çiçeğini görüntülüyorsun ama tabii altından gidiyor, uzandı gitti. Evet, gördüğünüz gibi böyle kürk misali, hani kaşkol gibi sardı etrafı. Burada bir çiçek yeri var, böyle sardı. Bunun kaç türü vardı? Bakın, bayağı bir 30'a yakın rengi var. Krem rengini de ben aldım, sarı çiçeklisini, ama henüz çiçeğini görmedim. Şimdi şeye gidiyoruz. Burada lampranthus denilen, şurada bir tane beyaz çiçeklisi var. Harika açmış. Evet, çok tatlı. Yukarıdakiler biraz uzanamıyorduk yanlarına. Biraz ulaşılamaz bir yerdeler. Böyle yakın bakmak çok güzel. Gerçekten harika arkadaşlar. Yeni açtı bu. Aslında böyle ilk defa ben gördüm. Dün açmış mıydı bilmiyorum. İçinde sarı renkler de çok tatlı durmuş beyazla birlikte. Çok hoş, çok. Ben ilk defa gördüm bunu. Şimdi ben size daha farklı bir şey göstereceğim. Çiçek aynı ama tasarım olarak. Şöyle alayım ben onları. Yerini şöyle net görünüyor mu? Net görünüyor mu? Alayım mı yoksa? Şurada konumlandırdım ama alabilirim ben bunları. Evet, gördüğünüz gibi bir lastik ayakkabı içerisinde. Ayakkabı Trabzon lastiği diyoruz. Biz zaten Trabzonluyuz. Ama köyümüz Sakarya. Annem babam yazları köyümüze gider. Yine böyle bahçe işleri, meyve bağ bahçe falan ilgilenirlerdi. Bu annemin lastiği. Onun için önemlidir, özeldir, değerlidir. Ona böyle çiçek koydum.
Hemen diğerini göstereceğim. Evet, bu da yine babamın. Bunda da böyle beyaz olanından konumlandırdım. Biri annemin, biri babamın bahçede kullandığı lastikler. Böyle bir tasarım yaptım orada. Bir de buz çiçeğinin kırmızısını gösterdim mi? Şurada kırmızısı var. Ama bu çiçek tabii açtığı zaman yorgan gibi o rengini ifade ediyor. Şurada tek tük göreceksiniz, sadece tanıtım amaçlı. Burası da gölge bir yer. Daha önce yukarıda morunu göstermiştim. Şöyle bakın. Çok hoş, etli yapraklı, sukulent tür. Kışa dayanıklı normalde, yani soğuk açısından dayanıklı ama üzerinde kar durduğu zaman aynı haşlanmış sebze gibi oluyorlar. Gidiyor yani. Kökten sağlam kalabiliyor. Tekrar baharda kesilip yeniden yeşerip gelebilir. Çok yani nassız bir türdür. Hani bazı çiçeklere çok özeniriz, yine giderler ama bu öyle değil. Böyle sarkıcı özelliği var yine. Evet, bu kazayağı dedik, makas otu çiçeği de aynı zamanda makas çiçeği. Buz çiçeği dedik. Lamprantus dedik, Türkçe adını bilmiyoruz. Şurada da lamprantuslar var, onları görüntüleyelim. Lamprantus dedik. Bir de ne dedik son olarak? Acem halısı dedik. Kırık küpün içine onu da konumlandırdım. Demek birkaç yerde hepsinden böyle çeşitleme karışık bulunmakta. Evet, şurada da sıraladım. Çiçek tarhının kenarında lamprantus ve hemen şu kaza yağını niye buraya koydum? Bu krem rengi olanı işte, o sarı olanı. Bunu geçen yıl yine Balıkesir'de çiçek grubundan tanıdığım bir arkadaşım, Ayşegül Hanım. Ondan almıştım. Geçen seneden bu seneye bayağı bir daldı. Böyle arttı. Çiçek tarhında kenara bir yere konumlandırdım. Bitkilerin özelliklerine göre uygun yerler bulmaya çalışıyorum. O yüzden biraz benim karma. Evet, burada ıtır görüyorsunuz. Bunu sonraki videoda anlatacağım size. Mis kokusuyla. Burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bu çiçeklerin dördü de Güney Afrika kökenli. Tuzlu, kumlu toprak seviyorlar. Güneşte açıyorlar. Sürünücü, sarkıcıdırlar. Genelde dayanıklıdırlar. Bu kadar bildiklerim. Faydalı olduysam ne mutlu bize. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hayırlı Ramazanlar diyelim. Son günlerindeyiz artık. Hoşça kalın, hayırlı günler.